parçada üzerinde durulan tür hangisidir denilmiş. Mektup türünün modern elektronik ortamdaki karşılığı olan e-posta olarak adlandırılan ifadedir. E-posta mektuplar için kullanılan, dilekçeler için kullanılan, resim yazışmalar için kullanılan bir tür olarak kullanılır. Günümüzde varlığını sürdürmekte, devam ettirmekte, geliştirmektedir. Forum, sosyal medyalarda tartışma programları, tartışma amaçlı oluşturulmuş olan, yardımlaşma amaçlı oluşturulmuş olan ağlardır. Ayrıca forum bir sözlü anlatım türüdür. Genelde panellerden sonra dinleyicilerin katılımcılara soru sorması ortaya çıkan tartışma türüdür. Sosyal medya bütün iletişim sağlayan, sosyal medya ortamlarındaki bütün sosyal ağlarda iletişim sağlayan medyatik durumlara verilen karşılıktır. İletişim portalı da aynı şekilde iletişim amaçlı oluşturulmuş sosyal medya ağlarına verilen karşılıktır. Blog ise günlük türünün genel ağ ortamında ortaya çıkan yeni biçimidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Doğru cevap B'dir. Parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Mensur şiir düz yazı şeklinde fakat şiir gibi bir üslupla oluşturulmuş yazılara verilen karşılıktır. Manzum hikaye şiir şeklinde oluşturulmuş fakat olaya dayalı bir metin olarak nitelendirilen hikayelere verilen karşılıktır. Durum hikayesi hayatın belli bir kesitini anlatan, serim düğüm çözüm bölümlerinin net olmadığı hikayelere verilen karşılıktır. Halk hikayesi ise destandan hikayeye geçiş dönem taşıyan, özelliği taşıyan, olan sütler barındıran, nazım nesil karışık olan hikayelere verilen karşılıktır. Parçada ise sınırlı bir mekan, çok kısa bir zaman aralığı, bir veya birkaç karakterden oluşan metinler, bir düşünceyi aktarma, ders öğüt verme amaç işleve sahip, ani uyarmalar yaparak gerçeği sezdiren, okuyucuya en kısa yoldan sarıp uyaran, fabul, masal gibi anlatı türlerinden ayrılan, karakter tahlilleri betimleme, öyküleme, mekan atayları düşük seviyede bazen hiç olmayan, öykünün anlatma özelliğinden ziyade ileti özelliğini ön plana tutan, kısa, öz, etkisini yitirmemek için ayrıntı ve süs içermeyen, bazen düğün, bazen çözüm niteliği taşıyan hikayelere verilen karşılık küçürek hikayedir. Dolayısıyla parçada anlatılan tür küçürek hikayedir. Doğru cevap B'dir. Aşağıdakilerden hangisi? Küçürek hikaye için söylenemez. Küçürek hikayelerde az kelimeyle çok şey anlatma özelliği vardır. Ee, devam ettiğimiz zaman metnin etkisi vuruculuğu her okuyucuda hatta her okuyuşta değişir. Kapallık ve anlamsal yoğunluktan kaynaklı böyle bir sonuca ulaşabiliriz. Ayrıntılı bir olay fazlalıklarından arındırarak birkaç kelime veya cümleyle aktarılır. Genellikle ana bilgi sunulur. Ayrıntı okuyucuya bırakılır. Seçilen kelimeler olay örgüsünün ipuçlarını barındırırlar. Çünkü küçük hikayede her şey tasarruf üzerine kuruldur. Bu bilgiler doğrudur. Karakter ile tema detaylı bir geniş şekilde anlatılmaz küçük hikayede. Tam tersine kısaca el alınır. Hatta bazen yoktur bile diyebiliriz. Sorumuzun cevabı D'dir. Parçanın başına hangisi getirilebilir denilmiş. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasında zevkle söylenen ve dinlenen kahramanlık konulu halk hikayelerindendir denilmiş. Kahramanlık konulu halk hikayeleri. İslamiyet'ten önceki Türk destan geleneğinden bir devam olmakla birlikte Kur'an hadisi başta olmak üzere İslam tarihinde içeren önemli kaynaklardan konusunu Müslümanlar ve Müslüman olmayan arasındaki geçen savaşlar oluşturmakta. Konusu savaşlardan olan bir hikaye türü ya da tür. Özellikle Hz. Muhammed, Hz. Ali'nin Ali çocukları arasında şekillenen hikaye türleri yaşam hikayesi, kerametleri, kahramanlıkları dillendiri anlatılmış kimi zaman da tarih gerçekleri olarak destan sıfatı ulaşmıştır. Siyerler peygamberimizin hayatını anlatan eserler olarak verilen karşılıktır. Surnameler düğünleri anlatan, menakıbnameler evliyaların menkıbelerini, velilerin hayatlarını anlatan velanameler olarak değerlendirilir. Burada kahramanlık konulu savaşları anlatan, savaşlardaki kahramanlıkları anlatan hikayelerden bahsedilmekte. Bu tür cenknamedir. Cenk savaş demektir zaten. Sorumuzun cevabı B'dir. Yukarıda verilen eserlerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Bozkurtların Ölümünü Hüseyin Nihal Atısı ait bir romandır. Gün Osur Asra Bedel Cengiz Aytmatov'a ait bir romandır. Ee, biri Kazak, biri Türk sanatçısıdır. Dolayısıyla aynı roman geleneğine sahip değillerdir. Biri Kazakistan Türkçesi, biri Türkiye Türkçesi ile yazmıştır. Yani şive olarak farklıdırlar. Ee, lehçeleri, Türkçenin iki çer lehçesi var. Çuvaş veya Yakut lehçesi olmak üzere. Lehçe ayrımı söz konusu değildir burada. Hikaye türünde değil, roman türündedir bu eserler anlatıcılarından anlatıcıları ile ilgili bir karışıklık söz konusudur. Çünkü bir eserde tek bir anlatıcı kullanılmaz. Bu nedenle aynı bakış açısı ve anlatıcıya yazılmamışlardır. Destan türünden etkilenerek yazılmaları bu eserde de mitolojik hususiyetler söz konusudur. Dolayısıyla destan türünden etkilenmişlerdir. Sorumuzun cevabı C'dir. Verilen eserler aşağıdaki edebi türlerden hangisinin anlatım tekniklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur? Ömer Seyfettin'in ilk namazı Orhan Kemal'in Sağ İç isimli eseri, Peygamber Safa'nın 9. Harcay Koğuşu isimli eseri, e, biyografik nitelikler taşıyan eserlerdir. Dolayısıyla yazarlar bu eserlerde anılarından yararlanmışlardır. Sorumuzun cevabı B'dir. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Orhan Kemal'in Vukuat Var adlı kitapları bir yola çıkarak yazılmış kitaplardır. Bu eserler gerçekçi eserlerdir. Dostoyevski'nin suç cezasında yaşamdan bir enstantane Orhan Kemal'in Vukuat Var isimli eserindeyse, hanımın çiftliği üçlemesinin ilk e, ürünü, ilk eseri olan Vukuat Var'da yine köylü ve agalı çalışması ele alınır. Dolayısıyla burada hayat sahneleri canlı şekilde aktarılmıştır. Bu eserler incelendiği, düşünüldüğü zaman günlükten, hatıradan, röportajdan, mülakattan ziyade haber yazısından ele akla gelir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D'dir. Hangi ikisi küçürek hikaye için söylenemez? Yazar sıradan ama yoğun, özgün yaşantıları simgesel düzeyde aktarır küçürek hikayede. Anlatıcı olayları dışarıdan bakar. Anlatıcının görevi aktarmaktır. Anlatıcı duygu ve abartlarında bulunmaz. Yorum yapmaz. Oraya girmez. Küçürek hikayede her şey kısa olarak ele alınır. Minimal hikaye de denen küçük hikayede serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur. Giriş, bitiş bölümleri vardır. küçük hikayede bazen gelişme, bazen sonuç bölümleri vardır. Bu bölümlendirme net olarak yapılamayacağı için bu ifade doğrudur diyemeyiz. Asıl hedef giriştir denilmiş beş nolu yargıda giriş değildir asıl hedef. Anlatmak istenen kısaca, yoruma açık şekilde verilir. Her okuyucu farklı anlamlar çıkarabilir küçük hikayeden. Dolayısıyla bölümlendirme açıkçası çok da yoktur. Sorumuzun cevabı 4 ve 5 E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ali ve onun cenk nameleri yani Hazreti Ali'nin kahramanlıkları, savaşlarını anlatan hikayeler olarak değerlendirildiği zaman parça incelendiğinde böyle bir e, konuyla karşılaşmıyoruz. B seçeneği olamaz. Yusuf ile Züleyha, Züleyha ve Yusuf aşkı ele alındığı zaman yine aynı şekilde Hazreti Yusuf ve e, Mısır eee Mısırlı kadın Züleyha'nın herhangi bir bağlantılandırması yapılmadığını, Yusuf'un, Hazreti Yusuf'un güzelliklerinden herhangi bir bağlantı kurulmadığını görmekteyiz. Köroğlu hikayelerinde kırat ve köroğlu bağlantısı söz konusu edilmediğini görmekteyiz. Tahir ile hikayesinde yine bir aşk dile getirilmediğini görmekteyiz. Bu ifade cevap olamaz. Ashab-ı hikayesi cevabımız fakat buna nasıl ulaşıyoruz? Bunu izah etmek istek gerekirse 309 yıl uyduktan sonra uyandıran yedi genç bir köpeğin mucizesi denilmiş. Parçamızın son kısmında. Yedi uyurlar olarak adlandırılan ve onların efsanevi hikayelerinin anlatıldığı bir hikaye olduğunu anlıyoruz buradan. Ashab-ı keyf olarak bilinen yedi uyurlar sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap A'dır. Boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Parçamızda anlatmaya bağlı metinlerde çok uzun zamanda da anlatılacakların kısa zamanda verilmesini sağlayan bir teknik olduğu dile getirilmiş. Yani uzun uzun anlatılması gereken yerleri kısa kısa anlatmayı sağlayan teknik ne olabilir diye sorulmuş bizden de yine devamında kim öldü kimi döndü metninde kısa zamanda birçok şey anlatılarak anlatım kolaylaştırılmış. Böylece hangi teknik olduğunu düşünelim. İç konuşma, kahramanın kendi kendine içten konuşması, diyalog karşındaki biriyle konuşması, iç çözümleme, kendi kendine içinde olayları çözümlemeye çalışması, bilinç akışı ise iç dünyanın aktarıldığı konuşmalar bilinç akışı olarak nitelendirilebilir. Özetleme ise anlatacakların kısaca verilmesini sağlayan tekniktir. Sorumuzun cevabı özetleme yani A'dır. Bu parçada söz edilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Kahramanın e, iç konuşmalarını içinde yaşadıklarını direkt aktarması iç konuşma tekniği olarak nitelendirilir. İç çözümleme iç dünyası, iç, iç dünyanın aktarılması konuşmalar içinde İçinden gelenlerin aktarılması iç olarak nitelendirilir. Diyalog karşılıklı konuşmadır. Bilinç akışı iç konuşmada olduğu gibi kahramanın bilincinde olan şeylerin sırayla okuyucuya aktarılmasıdır. Gösterme de anlatılanla okuyucu arasında hiçbir şey girmeden direkt doğrudan sahnelemektir anlatılan durumları olayları. Parçada kişilerin iç dünyasının anlatıcı yazar tarafından verilmesiyle oluşan anlatım tekniği denilmiş. Yani kişilerin iç dünyasını anlatıcı kendisi veriyor. İç konuşmada kahraman kendisi veriyor. İç çözümlemede anlatıcı kendisi veriyor. Dolayısıyla burada iç çözümleme yani kahramanın iç dünyasındaki durumları yazarın aktarması hususiyeti canlandırılmıştır. Sorumuzun cevabı D'dir. Üzerine durulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Parodi ciddi bir oyuna komik çekim yapma durumuna verilen karşılıktır. İroni yine ciddi oyunu komikleştirme durumu olarak değerlendirilebilir. Monolog tek kişinin konuşması gülünç dönüştürümle ciddi bir oyunu komikleştirme olarak nitelendirilebilir. Pastiş ise parçada verilen hususiyettir. Yazarın başka bir yazarın ya da anlatım türünün dil ve anlatım özetlerini taklit etmesidir. Eserde biyografi, otobiyografi, bilimsel metin, destan, masal, halk hikayesi, efsane gibi türlere özgü üslup ögeleri, söyleyiş tarzları metnin temel üslubu şeklinde kullanılır. Bu anlatım tekniğinde taklit metnin üslubuyla ilgilidir. Metnin konusu taklit edilmez. İhsan, Oktay, Anan, Puslu, Kıtalar Atlası romanında Rayvan Ahbar, Nakli Asar, Ruzigar gibi rivayet ederler ki anlatılır ki gibi Türk halk hikayelerinin giriş bölümünde kullanılan kalıplaşmış ifadelerini romanda kullanarak bu teknik kullanılmıştır. Buna pastiş diyoruz. Sorumuzun cevabı pastiş A seçeneğidir.